Arkadaşlar merhaba. Bugün Galatasaray takımını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Detaylı olarak bir takım analizler yapacağız. Bakalım Galatasaray takımının Football Manager 2018'deki verileri, oyuncuların detaylı analiz grafikleri ne durumda? Öncelikle Muslera'dan başlıyoruz. Fernando Muslera, Uruguaylı kaleci, 31 yaşında. Şu an kadroda yaklaşık 6 yıldır Galatasaray kadrosunda. Lazio'dan biliyorsunuz transfer olmuştu. Uruguay milli takımının da az kalecisi durumunda. Bakalım veriler olarak neyi gösteriyor? Kaleci olarak pozisyonlarda bakarsak eğer birebir de bölge hakimiyeti, birebir de iyi, elle kontrolü yüksek. Zaten biliyorsunuz çabukluğu, refleksleri kuvvetli. El koordinasyonu çok iyi bir kaleci. Hava toplarında evet biraz zafiyeti var. 14 yaşına göre düşük Muslera'nın. Bölge hakimiyeti ve degaj ayağı çok kuvvetli değil. Ön sezileri pozisyon almaları aslında burada refleksle birlikte geliyor. Bu ön sezisi pozisyon alması. Yani burada baktığınız zaman doğru noktalarda bulunan bir kaleci Muslera. Aynı zamanda atik bir kaleci. İletişimi kuvvetli. Ele kontrolü iyi zaten bunu söyledik. Yalnızca hava toplarında aslında burada gücü de biraz zayıf tabii ki. Aslında çok güçlü önemli değil. Zaten fizik olarak iyi bir konumda bir kaleci. Çevikliği yüksek, vücut zindeliği iyi. Çabuk sakatlanan bir oyuncu da değil biliyorsunuz Muslera'yı. O sebeple zaten as takımın kalecisinde, as takımın da mevcut Galatasaray takımındaki bir numaralı kaleciniz oluyor. Benim burada merak ettiğim Carrasco olacak. Bakalım Carrasco'yu nasıl yapmışlar? Cedric Carrasco. Yaş itibariyle Uruguay milli takımının aslında oynayan Muslera'dan çok daha yaşlı bir oyuncu. Zaten bedelsiz olarak geldi. Bordeaux'un kalecisiydi. Bordeaux'da görüyorsunuz. Fransa'dan neredeyse bir Crystal Palace'ta bir sezonluk kiralık gitmiş. Onda da forma giyememiş. Onun dışında Olympique Marsilya altyapısından yetişmiş. Sonrasında Bordeaux ve Galatasaray'la bir sözleşme yapmış. Carrasco'ya bakarsak şu an kaleci olarak bölge hakimiyeti birebiri. İletişimi, refleks kabiliyeti orta sınıf bir kaleci. Bu yaşa göre aslında iyi bir kaleci. Alternatif olarak yedeğinizde değerlendirebilirsiniz. Zaten bir sezon sonra 36 yaşına gelecek ki bir sezon ancak oynatabilirsiniz. Sezonun sonunda satabilirsiniz. Hayır ben 14 yabancımı Carrasco'yla değerlendirmek istemiyorum diyorsanız eğer mevcut durumdaki kalecinizi satıp bundan daha iyi alternatif bir ikinci kaleci bulabilirsiniz. Ben genelde yerli kaleciyle çalışmayı tercih ediyorum. Galatasaray kariyerimde de başlarsam bu noktada Carrasco'yu muhtemelen satarım. Maicon Brezilyalı oyuncu biliyorsunuz. Brezilya 1. liginden geldi. Burada bakalım. Porto'da güzel bir kariyer. Uzun süre oynadı. Tabi Brezilya'nın Mamore sonrasında Brezilya 1. liginde sonrasında Portekiz'de yaklaşık 7 yıla yakın bir süredir forma giydi. İlkini zaten saymayalım. Affedersiniz. Sonrasında tekrardan Brezilya 1. ligine ki görüyorsunuz burada Porto 1,5 milyon euroya alıp 6 milyon euroya tekrardan satıyor ve sonrasında 2 sene oynatıp Brezilya'da ise 7 milyon euroya Galatasaray'a satıyorlar. 28 yaş, defans için güzel bir yaş. Zaten defansı bir önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi 28 ila 33-34 yaş arasında defans çok kaliteli bir seviyede olabiliyor. Tam böyle verimini verdiği yaşlar. Markaj yeteneği iyi, top kapması güzel, kafa vuruşu gayet iyi ortalamada. Güç, zindelik, zıplama yeteneği güzel. Denge olarak biraz düşük, hız hızlanması düşük. Arkaya atılabilecek bir topta zafiyet yaşayabilirsiniz ama gördüğünüz gibi Maicon burada bir sıkıntı oldu. Bir dakika. Evet, ne diyorduk? Maicon burada özellikle agresifliği, cesareti, ön sizi pozisyon alması biraz düşük. Zaten defansta bakacağımız ilk unsurlar markaj, top kapma
yeteneği olacak. Sonrasında kafa vuruşu tabii ki yan toplarda bir sıkıntı olmaması için. Biliyorsunuz artık son dönemde dünya futbolu farklı bir seviyeye geldiği için defansın da pas yapma yeteneği yüksek olması gerekiyor. Maicon'un pas yapma yeteneği düşük. Bitiriciliğini 6 ila 8 yapmışlar. Gerçek hayatta biliyorsunuz şu an biraz daha farklı. Burada Maicon'un bitiricilik seviyesi bence daha üstte olmalıydı. Biraz düşük vermişler. Bu konuda futbol menajer ekibi biraz az detay vermişler. Esasında baktığımız zaman Maicon'un özellikleri iyi seviyede. As takımınızda defansta özellikle ilk 11'de düşünebileceğiniz bir isim olacaktır. Serdar Aziz'e gelelim. Serdar Aziz geçen sene geldi Galatasaray'a. Uzun bir sakatlık geçirdi Galatasaray kariyerine. Bu sebeple tam ondan istenilen verimi alamadı Galatasaray. Keza bu sene biraz daha farklı. Daha oturdu takımda. Biliyorsunuz Bursaspor altyapısından yetişti. Bursaspor'da kaptanlık yaptı. Sonrasında 4,5 milyon euro artı oyuncu transfer yani takasla birlikte Serdar Aziz Galatasaray'a geldi. Yüksek bir maliyetle geldi. Şu anki değeri 2,4 milyon euro oyunda görünen. Baktığımız zaman markaj top kapma yeteneği, kafa vuruşu yüksek. Diğer teknik olarak verileri çok çok düşük. Hani bir pas kabiliyeti, bir bitiricilik kabiliyeti. Bu noktada da muhtemelen geçen sene yaşamış olduğu sakatlığı baz alarak yapılan veriler diye düşünüyorum. Zira Serdar Aziz bu kadar da kötü bir oyuncu değil. Zihinsel olarak bakarsak agresiflik, cesaret, konsantrasyon, pozisyon alması biraz düşük. Geri kalan veriler fena değil. Fiziksel olarak bakıyorsak, fiziksel olarak hızlanması Maicon'a göre daha iyi. Güç, dayanıklılık, denge. Bunlar biraz daha geliştirilebilir. Ama eğer pasa dayalı bir oyun oynuyorsanız Serdar Aziz'in pas yeteneğini geliştirmeniz gerekiyor. Bu noktada Serdar Aziz için yine ilk 11'de as takımda Maicon'un yanında oynatabileceğini zaten şu anki sistemde de aynı şekilde oynuyorlar. Benim burada merak ettiğim Ahmet Çalık nasıl yapıldı acaba? Ahmet Çalık 23 yaşında. O da Serdar Aziz ile birlikte gelmişti. Geçen sezon 2,5 milyon euro. Gayet yüksek bir bedeldi kendisi için. Şu anki değeri 1,4 milyon euro. Ahmet Çalık Gençlerbirliği miydi? Evet, Gençlerbirliği altyapısından yetişme. Burada markaj, top kapma yeteneği, kafa vuruşu yine iyi bir seviyede. Yine baktığımız zaman teknik olarak bayağı düşük seviyede. Yani burada bir pas yeteneği, bitiricilik, hiçbir kontrolü şu an teknik anlamda yok. Tekniği zaten gerçek hayatta da yok. Ama bu kadar da kötü olması zira yaşadığı sakatlıklardan dolayı olacaktır. Ve forma şansı da az bulmasından dolayı fazla bir verisi verilmeyen, fazla bir detay verilmemiş kendisine. Bu noktada tekniğini biraz geliştirmesi lazım. Özellikle pasa dayalı pas yeteneği, bitiricilik seviyesi geliştirilebilir. Fiziksel olarak şu anki yaşına göre düzgün. Fizik zaten geliştirebilirsiniz. Zihinsel olarak da iyi. Konsantrasyonu iyi, cesaret, çalışkanlık. Takım oyunu biraz 12, o da iyi seviyede. Soğukkanlılığı yok. Biraz bu konuda defansın aranan özelliklerinden biridir. Soğukkanlı olması gerekiyor. Ahmet Çalık genel itibariyle teknik anlamda düşük. Bu noktada bir çalışma yapmak iyi olacaktır. Böyle de bakarsak zaten görüyorsunuz ki verileri savunma için, standart bir savunma için iyi ama siz yüksek pasa dayalı bir oyun oynuyorsanız eğer Ahmet Çalık kendisini sizin de anlattığım gibi teknik anlamda geliştirmesi gerekiyor. Koray Günter uzun süredir Galatasaray'da ama Koray Günter bir türlü istenilen verimi veremedi. Dortmund altyapısından yetişti. 2013 yılında Galatasaray'a geldi ama az forma şansı buldu. Ve bu forma şansını da iyi değerlendirebildiğini söyleyemeyeceğiz. Top kapma yeteneği, markaj yeteneği gayet düşük seviyede. Kafa vuruşu yine keza düşük. Hızlanması fiziksel anlamda kötü, zihinsel anlamda defansa göre kötü. Yaş erken ama muhtemelen Galatasaray kariyerinde yapmanız gereken ya bu oyuncuyu kiralamak olur ya da ben Koray Günter'le çok fazla çalışmayı düşünmüyorum. Bundan daha iyi bir defans oyuncusu altyapımdan çıkartabilirim derseniz eğer o zaman
Kore'yi satabilirsiniz. Keza ben olsam ya kiralık göndermeye bakardım Kore'yi ve analiz yaptırdım maç boyunca ne yapabiliyor diye. Bir tek burada pas yeteneği Serdar ve Ahmet Çalık'a göre yüksek. Diğer verilerinde gayet düşük seviyede. Mariano Brezilyalı sağ bek oyuncu. 31 yaşında Brezilya'nın nereden çıktı bakalım? Gimareş takımı mı? Brezilya'da uzun süre Fluminense, sonra Bordo'ya, ondan sonra da Sevilla'da forma giydi. Yüksek bir sayıda maç oynamış Sevilla'da da. Gayet iyi bir sezon. 2 sezonda 3,5 milyon euroya Sevilla alıyor ve 4 milyon euroya Galatasaray'a satmış. 31 yaşında bir oyuncu için gayet iyi bir bedele satılmış. Mariano veri itibariyle bakarsak tam bir sağ bek oyuncusu. Hız hızlanması yüksek. Top kapma becerisi iyi. Orta yapması 15, 12 ila 15 arası gösteriyor. Bu genelde ortalama baz alınırsa 13-14 civarında size gelecektir. Pas yeteneği kötü. Markaj konusunda sürekli ofansif bir bek olmak hissini hani kanat beki hücum olarak oynatıyorsanız Maicon sizin işinize yarar ama destek anlamında düşünüyorsanız markaj anlamında düşük seviyede yani savunma diyelim. Buna da savunma dersek bakarız. Markaj anlamında değeri düşük. Kafa vuruşu zaten kısa bir oyuncu. Zaten sağ bekten de böyle kafa vuruşu istenmez. Burada Maicon'un özellikle destek anlamında ya da ben evet hücum anlamında düşünürüm. Hücum anlamında baktığımız zaman kendisine hız hızlanma dayanıklılık gücü de fena değil. 12 seviyesi 31 yaşında sağ bek 8 milyon euro da çok yüksek bir bedeli var. Şöyle düşünün. Maicon'u en fazla 1-2 sezon oynatabilirsiniz. Maicon'un yanına alternatif bir sağ bek bakmanız gerekiyor. Zira Maicon bir sakatlık riski de yaşarsa eğer burada bir alternatif düşünmeniz gerekiyor. Takım oyunu güzel, topsuz alanda iyi, özel yeteneği iyi. Aslında Eboué gibi şu an görünen verilerle ben bunu söyleyebileceğim. Driplingi güzel. Maicon ilk 11'deki sağ bek, hücumcu sağ bekinizden biri olur. Çok da iyi bir oyuncu görünüyor. Ryan Dong, evet şu an Galatasaray'da oynamıyor. Galatasaray'da bir defansta oynatıldı, bir ön libero'da oynatıldı. Oyunun verilerine bakarsak eğer hangi mevkide daha kuvvetli olur ben size söyleyeceğim. Şöyle bakarsak aslında tam bir defans adamı gibi görünüyor. Defansif stoper demişler. Markaj yeteneği yüksek, top kapması yüksek, kafa vuruşu iyi. Pas teknik fena değil. 31 yaşında Hollandalı bir oyuncu. Pozisyon alması 13. Gücü iyi. Aslında Ahmet Çalık'tan ve Serdar Aziz'den daha yüksek görünüyor. Veri olarak buradan bakarsak. Ryan Donk'u şöyle yapabilirsiniz. Defansınızda alternatif yani Maicon Serdar Aziz, Maicon Ryan Donk kullanılabilir. Ben Galatasaray kariyerimde başlayacak olursam Maicon'u, Serdar Aziz'i, Ryan Donk'u kesinlikle kullanırım burada. Şöyle bir kıyaslama tablosu yaparsak. Örneğin Serdar Aziz'i de kıyaslayalım kendisine. Buradan özelliklere gidelim. Evet. Gördüğünüz gibi Ryan Donk'un kafa vuruşu markaj yeteneği daha düşük. Ortalamada yani 14-15 iyi bir seviye. Pas yeteneği Donk'un daha iyi. Tabii ki bu ön libero olmasından kaynaklanıyor. Zihinsel anlamda biraz düşüklüğü var. Fiziksel anlamda ise ortalamada bakarsak Serdar Aziz daha iyi konumda. Bir tek gücü daha yüksek, zıplaması, vücut zindeliği daha iyi aslında. Hemen hemen eşit veriler. Böyle bakarsak eğer çeviklik, dayanıklılık, dengede Aziz iyi. Güç, zindelik, zıplamada Ryan Donkey birbirini eşitleyebilir. Zihinsel anlamda Serdar Aziz daha yüksek. Teknik anlamda Ryan Donk daha iyi. Bu da ön libero olmasından kaynaklanıyor ama Ahmet Çalık'la ilgili bir kıyaslama yaparsak Ahmet Çalık'a göre Ryan Donk çok çok iyi seviyede şu an. Bu noktada bir zihinsel anlamda Ahmet Çalık'ın bir üstünlüğü var. Teknik anlamda kesinlikle ve kesinlikle Ryan Donk daha iyi. Ben burada şöyle Maicon Serdar Aziz, Ryan Donk defansta alternatif, Ahmet Çalık ikinci alternatif, Koray Günter kiralık, Mariano sağ bek şu an. Jason Dinayer.
Denayer'in savunma yetenekleri tartışılır vaziyette. Markaj, top kapma, markaj yeteneği çok kötü. Kafa vuruşu kötü. Top kapması. Aslında şöyle anlatayım ben size. Denayer alternatif bir sağ bek. Şöyle bakarsak eğer defansif bek değil, alternatif sağ bek oynayabilir. Çünkü bakarsak eğer hızlanması, güç dengesi iyi. Burada bakarsak bir tek orta yapması kötü. Bu noktada sağ bekte savunma oynatırsanız kesinlikle ve kesinlikle Denayer'den ya da destek oynatırsanız diyelim verim alırsınız. Mariano'nun alternatif sağ beki. Defansif bekte oynatırsanız büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Keza zaten lig maçlarında da bu görülüyor. Denayer'in şu an markaj yeteneği kötü. Ha diyorsanız ki ben Denayer'i bek oynatacağım. Pardon bek diyorum. Defansa stoper oynatacağım. O zaman markaj yeteneğini yükseltmesi gerekiyor Denayer'in. Fiziksel anlamda bir sıkıntısı yok. 21 yaşında gerçi çok daha erken. Maliyeti yüksek. Hani bu çapta bir oyuncuyu da transfer edemeyeceğiniz için hani sağ bekte alternatif kullanabilirsiniz. Latovlevici. Evet. Sol bekin. Bakıyoruz. Latovlevici'nin defansif kabiliyeti bir bekteki özellikle savunmada asla oynatamazsınız bu mevkilerle. 31 yaşında gayet kötü durumda. Markaj top kapma yeteneği çok kötü. Hani sürekli atak oynayacaksanız eğer Latovlevici'yi kullanabilirsiniz. Keza orta yapması çok yüksek. Bu biraz gerçekten bağımsız olmuş. Gerçekle çok çelişiyor. Şu an orta yapması Latovlevici'nin hep çok kötü yerleri orta yapıyor. Gayet iyi yapmışlar. Eğer hücum oynuyorsanız sürekli Latovlevici'yi kullanabilirsiniz ama defansif anlamda Latovlevici'nin markaj yeteneği, top kapması gayet kötü. Çok kötü hatta. Fiziksel anlamda hızlanması iyi. 31 yaşında olmasına rağmen bu noktada iyi seviyede. Takım oyunu iyi. Pozisyon alması çok kötü. Buradan da şöyle bakabilirsiniz. Markaj, top kapma, pozisyon alma çok kötü olduğu için savunmada asla oynatamazsınız. Latovlevic'i isterseniz satın. 1,4 milyon euro, 550 bin euroya almışsınız ama kolay kolay satabileceğinizi de sanmıyorum. Satarsanız da Katar'a falan satabilirsiniz. İyi olur ya da Çin Ligi'ne. Martin Linnes benim merak ettiğim oyunculardan biriydi. Yani FM'de nasıl yapıldığını 25 yaşında bir oyuncunun savunma anlamında Martin Linnes'te tıpkı Latovlevici gibi hatta Latovlevici'den daha kötü seviyede oyunun markaj top kapma pozisyon alma yeteneği birebir benziyor. Eğer hücum beki olarak kullanacaksanız Martin Linnes'i tıpkı Latovlevici gibi kullanabilirsiniz. Ama defansif olarak Martin Linnes size bir şey veremez. Gördüğünüz gibi 25 yaşında bir oyuncu her yerde, her mevkide oynayabiliyor bek anlamında. Sağda ve Ama solda maalesef ama istenilen seviyede görünmüyor. Martin Linnes için bakabileceğimiz yani burada söyleyebileceğimiz şeyler aslında sağ ve sol bek için yani daha önce dediğim gibi yeterli görünmese bile burada alternatif olarak değerlendirilebilir mi çok bilmiyorum. Hani sadece hücumcu olarak değerlendirebileceğiniz bir sol bek hani satabiliyorsanız satın bence Martin Linnes'i. Daha iyi Türk oyuncular bulabilirsiniz. 2,7 milyon euro da gayet iyi bir bedel kendisi için. Hani burada teknik anlamda kendisini geliştirebilirseniz top kapma ve markaj yeteneğini geliştirmeniz gerekiyor. 25 yaşından sonra da bir oyuncu geliştirmek çok zor. Fiziksel anlamda da düşük. Hani ben olsam Galatasaray kariyerime başladığım zaman Martin Dias'ı satarım. Daha iyi oyuncular var çünkü. Diğer bir oyuncumuz Tarık Çamdal. O Tarık'ın verileri teknik olarak çok düşük. İnanılmaz düşük. Tamam. Sağ bek ve sol bek olması için oyuncudan beklenen şeyler hızlanmadır. Markaj top kapma olması gerekiyor. Burada hiçbir verisi yok. Tarık'ın teknik anlamda hiçbir verisi yok. Tarık'ın burada yapmanız gereken tek şey satışa koymak ya kiralık verebilmek. Diyorsanız ki Galatasaray'ı biliyorsunuz Tarık ilk aldığı zaman 4,8 milyon euro gibi bir bedel verdi.
Eskişehir'e. Ki o zaman çok konuşulmuştu. Şimdi bakıyoruz. 4.8 milyon eurodan 170 bin euroya düşmüş değeri. Hani tepe taklak olmuş. Tekniği yok. Fiziksel anlamda yok. Zihinsel anlamda yok. Fiziksel anlamda da hızı kalmış. Çevikliği, dayanıklılığı kalmış. Tam bir bomba etkisi yapabilir. Tarık Çamdalı ya satın ya kiralayın arkadaşlar. Diğer bir oyuncumuz Selçuk İnan. Galatasaray takımının kaptanı. Bakalım FM ekibi tarafından nasıl yapılmış. Çok tecrübeli. 32 yaşına geldi. Uzun süredir Galatasaray'da oynuyor. 2011 yılından beri 6 yıllık bir süreç geçmiş üzerinden. Şampiyonluklar kazandı, başarılar kazandı ama şu anki Galatasaray takımı için bakalım yeterli derecede iyi mi? Eskiden defansif ön libero oynardı, orta saha oynardı. Şu an bakıyoruz, yaş itibariyle top kapma yeteneği düşmüş, markacı düşmüş. Hani teknik anlamda yüksek olmuş, pas yeteneği zaten var, orta yapması yüksek. Özel yeteneği düşük vermişler. Keza ben bunu onun üzerinde bekliyordum, 12-13 olmasını beklerdim. Takım oyunu olarak tabii ki Selçuk'un iyi bir takım oyuncusu. Soğukkanlılığı yüksek. Vizyonu iyi yapılmış ama fiziksel verileri çok düşük seviyede. Hani burada 32 yaşında bulmuşken Selçuk İnan'ı satabiliyorsanız satın. Hani diyeceksiniz ki bu kadar oyuncu nasıl satalım? Arkadaşlar hani burada yapmanız gereken şey Selçuk İnan bir sene daha oynar maksimum. Bir sonraki sene bu bedelle satabilir misiniz? Ondan çok emin değilim. Söyleyebileceklerim bu kadar. Selçuk için devam ediyorum. Fernando 9 milyon euro. Manchester City'den geldi. 5 milyon euroya geldi. Değeri şu an 9 milyon euro. Gayet iyi bir şeyde bedeli var. Bakalım. Fernando ön libero oyuncusu. Defans, orta saha, savunma, destek de oynayabilir. Çünkü orta saha özelliği de var. Fernando'nun verilerine bakarsak markaj, top kapma tıpkı bir defans oyuncusu kadar iyi. Pas yeteneğini düşük vermişler. Bu daha yüksek olmasını ben beklerdim. Pozisyon alması yüksek. Takım oyunu iyi. Soğukkanlılığı var. Çalışkanlık, karar alma, kararlılık, konsantrasyon. Tam zihinsel anlamda çok iyi seviyede. Fizik anlamında da yüksek. Teknik anlamda biraz kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani bu durumda bu konu size düşüyor arkadaşlar. Burada yapmanız gereken ilk şeyler benim tavsiye. Fernando'yu iki yönde oynayacaksanız yani defansif orta saha mı orta sahada kullanmak istiyorum diyorsanız pas yeteneği biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Teknik anlamda bir şey katamazsınız. İlk kontrol biraz daha çabuk olsun dersiniz ki fiziksel anlamda yüksek. Aslında burada pas yeteneği. Fernando'ya da 29 yaşından sonra oyuncunda çok fazla bir şeyini geliştiremezsiniz teknik anlamda. Ama yine de pas yeteneğini geliştirebilirsiniz. Bado Ndiaye, Osmanlı Spor'dan geldi. Merak ediyordum verileri nasıl yapılmış. 8 milyon euro, 7,5 milyon euro ödenmiş. Şu anki değeri, piyasa değeri 8 milyon euro. Çok iyi bir bedel. Osmanlı Spor'dan buraya. Osmanlı Spor'u da tebrik etmek lazım. 7,5 milyon euro. 325 bine aldıkları oyuncu 2 sene içerisinde parlatıp 7,5 milyon euroya satmışlar. Çok büyük bir başarı. Evet, fiziksel anlamda oyuncu zaten biliyorsunuz ki çok güçlü bir oyuncu NDA'ya. Zihinsel anlamda çalışkanlık, cesaret, takım oyunu iyi, topsuz alan değil, özel yeteneği orta. Soğukkanlılığı da orta seviyede, dribbling, ilk kontrol, bitiricilik bunlar da orta seviyede. Pas yapma yeteneği 13, bu noktada biraz zayıf. Markaj, top kapma, teknik bunlar da orta seviyenin bir altına, bir tık altında. İki yönlü orta saha olarak NDI'ye değerlendirilebilir. Çok da iyi değerlenir bence. Orta sahanızda ilk 11'inizi oynatabileceğiniz oyunculardan biridir NDI'ye. Gelelim sürpriz oyuncu Tolga Ciğerci. Gerçek hayatta sezona mükemmel başladı diyebiliriz Tolga'nın. Affedersiniz. Burada sol kanat ve kanat oyuncusu olarak göstermişler aynı zamanda ama ben Tolga'nın bir kanat oyuncusu olarak kullanılmasına doğru bulmuyorum. Burada Tolga aslında ofansif orta saha
ve savaşçı orta saha. İkisi arasında oynayabilir. Aynı NDI gibi iki yönlü orta saha oynayabilecek kalitede bir oyuncu. Zira fiziksel anlamda iyi bir seviyede. Hızlı da aynı zamanda. Teknik bitiricilik anlamında, dribbling anlamında ortanın altında. Hani çok kendini geliştirememiş, arada kalmış. 10 ile 15'in arasında. Pas yeteneği iyi. Top kapması, uzaktan şutu, tekniği fena değil. Ama zihinsel anlamda çalışkanlık hariç verileri, takım oyunu tabii ki topsuz alanda. Pozisyon alması çok düşük. Tolga'nın burada pozisyon almasına biraz zihinsel anlamda ilk önce çalıştırsanız Tolga'yı daha iyi olacaktır. Tolga'yı ilk 11'inizde alternatif kullanabilirsiniz. NDI'nin alternatifi olabilir. İki yönlü orta saha olarak. Yani defansifte Fernando'nun yerini doldurabilir mi? Aslında Fernando ile birlikte NDI'nin ikisinin de alternatifi olabilecektir. Oyunda gördüğünüz gibi savaşçı orta sahada iki yönlü orta saha daha yüksek görünüyor. Verilere bakarsak zaten ileriye de gidebilir. Kat edebilen bir oyuncu. Geriye de destek verebilir. Tolga NDI'nin alternatifi olur bence. Gelelim Sofyan Feghouli'ye. Cezayirli oyuncu. 8,5 milyon euro. Bu arada Galatasaray'ın oyuncularının piyasa değeri de çok yüksek görünüyor. Hani oldukça maliyetli bir takım. 4,2 milyon euroya West Ham United'dan gelmiş. Premier Lig'den. Aslında kariyerine bakarsak Fransa Ligi'nde biliyorsunuz Cezayir Fransa'nın bir sömürgesi. KF38 tanımıyorum. İkinci ligdeymiş zaten. Valencia'ya sonra gitti. Zaten Valencia'da uzun bir süre forma giydi. Burada parladı. Sonra İngiltere'ye gitti. İngiltere'de beklenen veremedi maalesef. Bir sene içerisinde 21 maçta 3 gol. Çok düşük bir oran. Feghouli'ye geliyoruz. Feghouli. Sağ kanatta hız hızlanma yeteneği iyi. Dribbling yeteneği yüksek. Tekniği güzel. Orta yapması normalin hani ortanın altında, 15'in altında gözüküyor. Pas yeteneğinde düşük. Ama bu noktada geliştirebilirsiniz kendisini. Özel yeteneği 15, topsuz alanda 15, çalışkanlığı var. Takım oyunda 13, fena değil. Vizyona da fena değil. Ön sezi konsantrasyon. Sofyan Feghouli iyi bir sağ kanat oyuncusu olur. Zaten sağ ayaklı bir oyuncu. Ben kendisini Galatasaray kariyerimde başladığım zaman sağ kanatta oynatırım. Oyuncunun verileri de iyi yapılmış. Gelelim. Sofyan Feghouli'den sonra genç oyuncumuz Atalay Babacan. 16 yaşında bir oyuncu. Bakıyorum. Verileri çok güzel. Hani Trabzon'da Yusuf Yazıcı vardır. Tıpkı onun gibi geliştirilebilir. Hatta baktığımız zaman verileri Yusuf'tan da iyi olabilecek yetenekte. 16 yaşında keza. İlk kontrolü güzel. Tekniği var. Özel yeteneği var. Takım oyunu var. Soğukkanlılık iyi. Bu yaşta bir oyuncunun alamadığı özellikler. Tabii ki fizik anlamda 16 yaşındaki bir oyuncudan bekleyemezsiniz. Sol ayaklı. Hani şöyle de yapılabilir. Bir Emre Belözoğlu da olabilir. İlerisi için söylüyorum. Atalay Babacan'ı iyi bir kardeş, yani affiliate kulübünüz varsa oraya gönderebilirsiniz. 19 yaş altınızda iyi bir antrenörle geliştirebilirsiniz. Keza Atalay çok iyi gelişebilecek ve takip etmeniz gereken bir oyuncu. Şu anki ilk 11'inizde tabii ki yer bulamaz. Geri Rodriguez. Merak ettiğimiz oyunculardan biri. Geri Rodriguez'in hani FM ekibi hız hızlanma dışında hiçbir şey vermemiş neredeyse. Bitiricilik 8 korkunç. 26 yaşında bir oyuncu bu. İlk kontrol çok kötü. Dribbling kötü. Özel yeteneği var. Topsuz alanda var. Yetenekli ama kendisini çok geliştirmesi lazım. Özellikle teknik anlamda. Zihinsel anlamda da düşük. Fiziksel anlamda da düşük arkadaşlar. Hani bakmayın hırsızlanma çevikliğinin olduğuna. Bir sakatlansa kendini kolay kolay toplayamaz. Ama burada özellikle yapmanız gereken Geri Rodriguez'i teknik anlamda geliştirmek. Bu verilerle ilk 11'de değil ancak yedek bir oyuncu olur. Sağ kanatta Feghouli'nin yedeği olur bence. Yonis Belhanda. Merak ettiğim diğer bir oyunculardan biriydi. 9,250 milyon euro. Yine yüksek bedelli oyunculardan biri. 8 milyon euroya Galatasaray Dinamo Kiev'den transfer etmiş. Biliyorsunuz ki Fransa'nın Montpellier'de uzun bir süre forma giydi. Sonra Ukrayna'ya gitti. Kariyeri için bence doğru bir tercih değildi ama kendisi bunu seçti.
Sonrasında Galatasaray'ın yolunu tuttu Fas'ta oyuncumuz. Ben tıpkı Talisca'ya benzetiyorum oyun olarak. Talisca gibi şöyle düşünelim. Konsantrasyon düşebiliyor. Özel yeteneği yüksek, tekniği yüksek, ilk kontrolü, dribling özelliği var. Hız hızlanması fena değil. Takım oyunu daha kötü bekliyordum. İyi yapmışlar. Soğukkanlı, vizyonu iyi. Sadece konsantrasyon kısmında bir sıkıntısı var. Biliyorsunuz Berhan'da bazen oyundan kopabiliyor. Ama şöyle bakarsanız ofansif orta saha olarak ileriye yönelik tam forvete destek, support olabilecek nitelikte müthiş bir oyuncu. İlk 11'inizde kesinlikle kullanmanız gereken bir oyuncu. Ben kesinlikle kullanırım. Belhan da iyi bir servis de yapabilir. Çünkü 14 gibi pas yeteneği var. Tekniği zaten yüksek demiştik. Uzaktan şutu da var. Gayet iyi ve kaliteli. Belhanda'yı ofansif orta saha olarak, hatta ben bunu hücum olarak kullanırım. Gayet iyi verir. Çünkü dribling içe de kat edebilir. 10 numara sahte forvet bile oynayabilir kendisi. Bir diğer oyuncumuz kimdeyiz? Yasin Öztekin. Yasin'i bakalım ekip nasıl yapmış, FM ekibi. Yasin sağ ve sol kanat. İki yönde de kanatta oynayabilecek bir oyuncu. Genelde içe kat edip gol, sürpriz goller atabilen bir oyuncu. Şimdi Yasin'in hızlanma yeteneği orta seviyede. 30 yaşında için iyi bir seviye. Tekniği yüksek. Özel yeteneğini iyi yapmışlar. Topsuz alanda iyi. Dribling, ilk kontrol, bitiricilik. Yasin'in belki Geri Rodriguez'den daha düşük olmasını beklerdim ama iyi yapmışlar. Torta yapması, pas yeteneği yüksek. Köşe vuruşu dahi vermişler Yasin'e. Yasin bu oyunla sağ ve sol kanatta, özellikle sol kanatta şu an kullanılabilir. Geri Rodriguez'den daha iyi. Geri Rodriguez ancak Yasin'in şu anki verilerle ne derler, yedeği olabilir. Bunu ben değil, FM ekibinin yaptığı verilere dayalı konuşuyorum. Çünkü gerçek hayatta ben de Geri Rodriguez'i oynatırdım. Evet, Yasin'in bu arada değerinde bakalım. Tabi bir dönem Dortmund altyapısından yetiştiğini biliyoruz. Sonra Gençlerbirliği, sonra Trabzonspor, sonra Kayseri RGS ve 2,5 milyon euroya Galatasaray'a satılmış. 4 sezona yakındır oynuyor ve geçen sezon iyi bir performans sergilemiş ama Galatasaray'ın durumu geçen sezon kötü olduğu için fark edilemedi tabii ki. Galatasaray'da şöyle sol kanatta oynayabilir. Ben oynatırım. İyi de oynayacağını düşünüyorum. Emrah Başsan. Antalyaspor'dan geldi Emrah. 25 yaşında şu an. Tabii Antalyaspor'dan geldiği zaman hazır değildi. Rizespor'a ve Hollanda'ya, Fortuna'ya kiralandı. Şu an kadroya bakarsak Emrah Başsan şöyle, hız hızlanması düşük. Dribling, ilk kontrol, bitiricilik iyi. Pas yeteneği, tekniği iyi. Özel yeteneği var. Uzaktan şutu var. Takım oyunda zihinsel anlamda düşük. Emrah'ın zihinsel anlamda düşüklüğü var. Fiziksel anlamda yüksek. Teknik anlamda iyi bir oyuncu. Ama sürekli oynaması için şu zihinsel anlamda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Emrah'ı şöyle yapabilirsiniz. İkinci yedek olabilir. Ya kiralama yöntemine geçin. Ya da 21 yaş altına gönderebilirsiniz ama 21 yaş altı için de yaşlı bir oyuncu. Hayır, ben Emrah'tan daha iyisini bulabiliyorum diyorsanız da 1,1 milyon euro çok düşük maliyetli bir oyuncu. Hani satın diyemeyeceğim, bu parayla bir şey yapamazsınız. Alternatif olarak kadronuzda tutabilirsiniz. Sinan Gümüş. Evet. Sinan şu an baktığım verilerle sol kanat ve kanatta şu an bizim özellikle sol kanatta oynatabileceğimiz Yasin'den de Geri Rodriguez'den de daha iyi verilere sahip. Bunu ben değil, FM ekibinin verdiği verilerle söylüyorum. Hız hızlanması yüksek. Dribling, ilk kontrol, bitiricilik iyi. Teknik güzel. Orta yapma, pas yeteneği kötü. Zihinsel anlamda özel yeteneği var. Soğukkanlılık, topsuz alanda iyi. Pozisyonu bir tek almada kötü. Takım oyunu kötü. Zihinsel anlamda dediğim gibi tıpkı Yasin'de, Geri Rodriguez'de, Emrah Başsan'da olduğu gibi zihinsel anlamda kendisi geliştirmesi gerekiyor. Bunu geliştirebilirseniz Sinan ilk 11'de sürekli oynayabilecek bir potansiyele erişir. Zaten 200 bin euroya almış, 2 milyon euro, yaşı 23. Geliştirebilirsiniz. Bu bedel daha da artabilir. Buffett'in mi Gomis? Bakalım.
FM ekibimiz Gomis'i nasıl yapmış? Tam forvet oyuncu. Komple forvet diyebiliriz. Zihinsel anlamda güç, hızlanma, hız çok iyi. Dengesi iyi. Vücut zindeliği çok güzel. Fiziksel anlamda 31 yaşında Gombis ama hiç değişmemiş veriler. Zihinsel anlamda da çok iyi yüzdeler. Özel yetenek var. Soğukkanlık iyi. Takım oyunu, topsuz alan, vizyon, kararlı konsantrasyon. Teknik anlamda ise bitiricilik, ilk kontrol, kafa vuruşu. Tekniği biraz düşük olmuş. Uzaktan şutu yok. Pas kabiliyeti düşük. Bunu biraz daha yükseltebilirlermiş. Bu noktada Gomis tam komple bir forvet diyebilirim. Takımda ilk 11'in kesinlikle değişmez oyuncusu. Eren Derdiyok'a gelelim sırada. Eren Derdiyok, İsviçreli oyuncu, 29 yaşında, 4,8 milyon euro bedeli var. Güç, fizik, hızlanma. Zaten Eren fiziksel anlamda yüksek bir oyuncu. Teknik anlamda kafa vuruşu hariç bitiriciliği fena değil. Onun dışında hiçbir yeteneği yok. Normalde pasör olması gereken, biliyorsunuz çok uzun boylu bir oyuncu. 90'a yakın boyu olması lazım. Evet, 1,91 boyunda. Fakat Eren'in profiline bakarsak eğer teknik anlamda hiçbir verisi yok. Zihinsel anlamda da yok. Fizik ve kafa vuruşu hariç hiçbir santrfor özelliği yok. Bu bağlamda ben Eren Derdiyok'u Galatasaray kariyerimde kesinlikle satarım. 4,8 milyon euro da çok yüksek bir maliyet kendisi için. Kariyer istatistiklerine de bakarsak eğer, tabii ki İsviçre'nin Old Boys takımı, Basel takımı, kendisini Basel'den hatırlıyoruz. Leverkusen'e gitti. Leverkusen'de sonra Hoffenheim'a geçti. Hoffenheim'de bekleneni veremeden bir daha Leverkusen'e kiralandı. Sonrasında Kasımpaşa'da ikinci sezonda çok iyi bir istatistik yakaladı. Geçen sezon 4 milyon euroya gelmiş. 31 maçta 10 gol. Tabii Galatasaray çok kötü bir sezondaydı. 10 gol de iyi bir rakam. Bu sezon hani eğer ikili forvet oynayacaksanız değerlendirilebilir ama iki forvette de Eren Derdiyok'u kullanmak da çok mantıklı değil. Çünkü iki forvette forvetlerin arasında hem uyum olması gerekiyor hem defansa da orta sahada gelmesi gerekiyor. Zira Eren Derdiyok'un böyle bir kabiliyeti yok. Çakılı forvet, uzun boylu, Hakan Şükür tarzı diyebiliriz. Ben bu mevkide Eren Derdiyok'u kesinlikle kullanmam ve oyunda satarım. Arkadaşlar, Galatasaray ile ilgili detaylı analizlerimiz, takımla ilgili görüşlerimiz oyuncu bazında bu şekilde oldu. Herkese FM dolu günler diliyorum. İlerleyen dönemlerde Galatasaray kariyerimi de buradan sizlere paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle.